Herkese selamlar arkadaşlar. Sonunda ETS2'ye Renault E-Tech çekicisi eklendi. Şöyle görmüş olduğunuz gibi mavi detaylarla böyle kendine ait skinle, jantıyla birlikte geliyor. Maalesef şu anda kendi çekicimiz olarak kullanamıyoruz. Sadece şuradan göstereyim. İşlere girip tek seferlik işlerden alabiliyoruz. Buradan ya karşınıza böyle çıkarsa çıkar, çıkmazsa buraya böyle araç seçeneği, yük seçeneği gibi e eklenti vardı zaten. Bilmiyorum araç... Yeni mi geldi? Ama şu yükünüzün şeyini seçebiliyordunuz. Ee, ne denir? Kategorisini seçebiliyordunuz. Buradan Renault Trax'ı seçiyorsunuz. Ve zaten tüm Renault araçlarını bu şekilde listeliyor. Ardından buradan yanında elektrik olanı seçeceksiniz. Birazcık zor da çıkabiliyor bazen. Yani hiç çıkmıyor. Açıkçası ben Türkiye haritasında ilk başta aradım. Karşıma hiçbir şey çıkmadı. Ne yaptıysam işte günlere falan ileri geri yaptım. Türkiye haritasında bende çıkmadı. Abi sizde çıkar mı bilmiyorum. Daha sonrasında işte bu sıfırdan profil açmıştım ya. Oradan alayım dedim. Hem oraya da bir e, katkımız olur diye. Şöyle şu aracı alacaksınız. Zaten araçlar standart. Şu anda herhangi bir özelleştirme yok. Yani nedenini bilmiyorum. Niye böyle bir şey yapmışlar acaba? Onların da vardır herhalde bir bildikleri. Aynalar belki dikkatinizi çekmiştir. Hatta şöyle inceleyelim isterseniz yakından. Ben mod kullanıyordum. Dedim ki aracı nasıl olsa hani kendi özellikleriyle e, inceleyebilmek için oyundaki modlarımı en azından araca etki edebilecek modları, aksesuar paketleri hariç onları kaldırdım. Yani şu anda araç aslında yalın haliyle hem ses olarak hem işte görüntü, ne bileyim süspansiyon, hava sesleri tüm hepsi SCS'nin e, kendi halinde. Bunu inceleyebilmek için bu şekilde yaptım. Aracı dediğim gibi o şekilde alıyorsunuz. Şöyle bir içine binelim. İçi yani şöyle diyeyim. Zaten klasik bir T-Range modeli. Hani dıştan da şöyle orta kabin bir T-Range. Ardından göğüs, dashboard da aynı şekilde. Sadece şurada galiba şöyle göstereyim. Kontak açık. Gaza basınca gidiyor mu onu da bilmiyorum. Heh, dur. Şu anda kontak açık. Tekrar evet. Ardından şeye bastım. Normalde aracı çalıştırdığım tuşa basılı tutuyorum. Evet şu an başladı. Tamam. Yani kontağı açıyoruz. Yine klasik bir içten yanmalı motor gibi. En azından tır için söyleyeyim. Kontağı açıyoruz. Ardından çalıştırma tuşuna basıyoruz. Bilmiyorum siz öyle mi kullanıyorsunuz? Yoksa E'ye iki kez mi basıyorsunuz? Ee, şimdi şurada start stop var. Keşke animasyonu olsa yani. Start stopun derken varmış abi pardon. S.C.S hakkını helal et da start stop'un görebiliyorsunuz animasyonu var. E, bu tarz detaylar bekliyorum ben açıkçası. Şu anda gaz verdiğim zaman sesi duyuyorsunuz Arkadan çok ince bir bir ses yani ses yok açıkçası da işte ufaktan da bir motor sesi gibi bir şey. Şimdi burada GPS önemli. GPS'te ne var abi? Bakın sağ üst köşede driver yazıyor, sürücü yazıyor çok güzel bir durum. E, hatta Biraz daha yakınlaşabilmek adına şöyle bir şey yapacağım. Ee, görüntüyü bozacağız bayağı ama neyse o biraz daha yakınlaşmak için şöyle yapsak. Evet. Şimdi burada pause falan bir şeyler tabii ki de kullanamıyoruz ama sanki böyle ilerleyen zamanlara doğru bir ışık yakmış SCS. Hatta belki modcular e, bu ekranı daha da farklı kullanabilirler diye düşünüyorum. Şimdi bilgi değiştirme ekranı atamanız lazım zaten daha öncelerden gelen bir özellik GPS'in böyle kapatıp açma özelliği vardı ya onunla birlikte tekrardan GPS'e geçebiliyorsunuz zaten Zoom olayını biliyorsunuz GPSte o uzun yıllardır olan bir şey bu ekranda ama Zoomla alakalı herhangi bir şey çalışmıyor Onun dışında yani dört'lü tuşu animasyonumuz imdat düğmemiz <laughs> artık Öyle dememiz gerekiyor herhalde. Şurada Type-C şarjlar var. Hatta şurada kablosuz şarj varmış. Yani şuranın kendisi kablosuz şarj olarak geçiyor. Yani araç tamamen teknolojik bir araç. Seversiniz, sevmezsiniz. Eminim ki sizlerin de yorumları vardır. Açıkçası merak ediyorum. Genel olarak elektrikli araçlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Veya işte SCS'nin bu aracı oyuna eklemesiyle alakalı ne düşünüyorsunuz? Bunlara açıkçası ben daha detaylı bir şekilde değinmek istiyorum. Ee, isterseniz ufaktan bir yola çıkalım. Yolda hem sürelim hem de ufaktan yavaş yavaş bir muhabbet edelim. Şimdi araçta benim en çok beğendiğim kısım abi. En bak cidden bunu samimi şekilde söylüyorum. Direksiyonu çok beğendim. Yani bilmiyorum. Direksiyon çok hoşuma gitti. Ee, böyle kullanmış olduğum araçların açıkçası ben hop soldan ya bugün çok öyle gerçekçilik falan önemli değil. Ya ben gerçek hayatta da böyle kullanmış olduğum aracın öncelikle bir direksiyonuna bakarım. Yani benim için önemli olan bir durum direksiyon. O yüzden direksiyonu gerçekten çok hoşuma gitti. Aynı şekilde MAN'da mesela MAN'ın direksiyonu da bir kıyas yapacaksak en sevdiğim o yeni MAN'ın. Yani bilmiyorum. Onun dışında araç zaten aynı dediğim gibi T-Range'in aynısı. Sadece elektrikli motorlara sahip. Dışarıdan çok fazla aslında incelemedik ama şu taraflarda falan depo vesaire var. Saati de çok fazla kurcalamak istemiyorum. Çünkü burada e, bir paramız yok. Yani 3.3 milyon TL'miz var. Şimdi işi falan geç bırakırsak olmaz. Bize cezayı kitlerler Ardından şunu da göstereyim. Şuralarda yine sensörlerimiz mevcut. Bakın yanıyor turuncu. Söndü. Buradan olmadı. Şurada bakalım. Aynen yanıyor abi. Hatta hız limitini geçtiğimiz zaman dashboardta da bir şey yanıyor gösterge panelinde. Bunu şuradaki ekranı değiştirebiliyoruz. Aynı zamanda şöyle de bir GPS'imiz oluyor. Ne yaparsın abi? Bu aracı kullanırken şöyle bir şey yapabilirsin mesela. Hep aynı şeyi kullanıyorduk bu yıllardan beri. Yani uzun yıllardır hep GPS'imiz sağ tarafta veya sol tarafta camda oluyordu. Ekranda bir şey olmuyordu. Artık teknolojinin gelişmesiyle birlikte oyna bu da eklendi ve bu şekilde de olabilir. Bence bu daha güzel. Ya yani bilmiyorum siz hangi şey kullanıyorsunuz. Yani eğer ki bir rahatlık olacaksa ortada açıkçası bu daha rahat geliyor. Ama dersen ki delikanlı araba delikanlı adamın arabasının göstergesi kadranlı olur. Ona da saygı duyuyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Ama sonuç olarak geldi bu şekilde. Çağa ayak uydurmaya çalışıyoruz. Ya biliyorsunuz ki sonuç olarak bizim de yerli bir otomobilimiz var ve o da elektrikli. Ya bu artık kaçınılmaz. Yani dünyanın artık bir şeyi ne denir? E, klasikleşmiş bir olayı. Bundan sonraki süreçte tüm markalar açıkçası bu işin içerisine girecek. Birçok videoda da söylediğim gibi belki bilmeyen arkadaşlarımız olabilir. Ben açıkçası böyle elektrikli araçlara... Karşıyım da demeyeyim ama böyle çok sempati duyduğumu söyleyemem yani. Karşının bir tık altındayım yani. Ama oyuna geldi şu anda. Sessiz sedasız gidiyoruz. Sadece müzik dinleyeceğiz artık. Büyük ihtimalle bu aracı bence modcular çekici yöneticisine getirecektir. Getiren abim gözünü seveyim. Bir işten yanmalı motor da eklersen. Vallahi <laughs> Bu arada şeyimizde ötüyor sensörümüz. Şöyle duyabildiğiniz üzere. Ya ben şeyi anlamıyorum. Aslında bu gerçi motorun galiba maliyeti çok. Yani Diğer tarafta da batarya maliyeti var. Ne bileyim. Elektrik üretim yine aynı şekilde. Hani ilk etapta geçiş sürecinde bu tarz araçların acaba %100 elektrikli olmasındansa. Ne bileyim mesela bir araç modelinde vardı. Hem elektriklisini tercih edebiliyorsun hem de normal sade bir motor. Hani bildiğiniz motor tercih edebiliyorsunuz. Ki hibrit olan araçlar da var. Onların da başına artık ETSI gibi örnek veriyorum. Şeyler eklenmeye başlandı. Oğlum durmuyor bu. Bizim de arkadan kurmalar ne olacak bakalım meşhur oldu kusura bakma Aa kornamız evet yine klasik scs'nin şaşırtmadığı bir korna kardeşim şu kornayı artık bak böyle bir dünyada hiçbir araçta bu korna yok tehlife falan mı giriyor ne oluyor ben anlamıyorum acaba niye böyle bir şey getirirsin ya yepyeni araca bu yapılır mı ya gidip hiç incelemediniz mi kornayı atlıyorlar mı acaba? Yani basıp kaydetmiyorlar mı? Ben anlamadım bu durumdan bir şey arkadaşlar. Valla korna baya bir dandirik ya. Yıllardan beri hep böyle Volvo'nun galiba ilk kornasıydı. Yanlış hatırlamıyorsam Volvo'da Iveco'da vardı bu korna. Yıllardan beri bunu kullanıyor ya. Evet araç böyle. Hani Farklı olarak dediğim gibi oyuna yeni bir dinamik ne ekledi? Şu GPS olayı eklendi. Yani şu ekran eklendi. Onun dışında çok farklı bir dinamik eklendi mi? Yani benzin istasyonlarına falan bakmamız gerekiyor. Elektrik bölümü eklendi mi? Onun dışında oyunda ne değiştiriyor mesela? GPS'teki şu görmüş olduğunuz gibi artık orada bir yakıt deposundansa daha doğrusu yakıt deposu değil de yakıt pompasındansa bir batarya ve enerji işareti bulunuyor. Onun dışında da oyuna böyle devrim niteliğinde hani lan bu araç geldi mesela şu şu oldu gibi diyebileceğimiz bir özellik yok. Onları hangi araçta gördük örnek olarak söyleyeceğim. Mesela Manda görmüştük şöyle e, direkt sensörlere gelmişti oyuna. Daha sonrasında aklıma gelmiyor ama. Ya bu tarz belli başlı karakteristik özelliklerle birlikte hani oyunun bir oynanışına etki edecek özellik yok bu araçta. Zaten başlı başına bir özellik ya araç. Elektrik yani. O yüzden çok da fazla şey yapmak doğru değil. Kurcalamamak lazım ama ne bileyim sonuç olarak araç artık elektrikli SCS bu işe adım attı. Şuradaki benzinlikte hem videomuzu bitirelim hem de batarya mevzusuna muhabbetine bir bakalım. Zaten biz buradan sapacakmışız. <laughs> Öyle gidiyorduk da var gibi. Bir anda da döndük. Sinyal sesi bile mesela t ile aynı. Burada herhangi bir şey göremiyorum arkadaşlar ben. Elektrik muhabbeti. GPS'de bir şöyle girelim bakalım isterseniz navigasyondan. Yani belki GPS'de belli oluyordur diyeceğim ama belli olmuyor. Şuralarda falan yok abi bilmiyorum. Yani garajda mı edeceğiz? Yani evinimizde gibi mesela. Bu arada burada normal şey nerede? Burası uyumak için bir alan. Normal pompa nerede onu göremedim de. Normal pompa da yok yerde. Mod kullanıyorum. Şey ikonları düzenleme modu da. Bu aracı aldığımızda acaba çıkmıyor mu? Böyle de bir şey olabilir. Denemeyelim diye belki kapatmışlardır. Ama ben deneyeceğim. <laughs> Bakayım. Harbiden bir şey olmuyor. Yani bir etkileşimimiz yok şu anda. Eğer ki altımızda bu araç varsa. Evet durum bu yani. Bu arada dün 24 tonla bir yük götüreyim dedim. Yani randımanını beğenmedim. Randıman mıdır gerçek kelime bilmiyorum ama randıman mıydı acaba? Randıman herhalde. Her neyse beğenmedim işte o her neyse. Performansını beğenmedim kısaca. Birazcık çok böyle yavaş hızlanıyordu. dorsemizi de sökelim hatta da. Daha net bir şekilde bakalım. Stop etmedim lan. Niye gitmiyor bu? Hı. Hop. Açısı nasıl bakalım? Açısı açısal durumlar. Oo, kayıyor, fena kayıyor lan bir saniye dur. Yavaş vereceğin. Dur bakayım. Mevzusu bunun yoksa böyle bir şey mi? Az önce fena kaydı arkadaşlar. Şimdi bunun torku tabii ki de 12 vites bu arada. Onu da söyleyeyim. Ama bir elektrikli araç edasıyla bir performans verirse. o hızlanması güzelmiş lan. <laughs> Valla şeyler yaşadı. ETS'de yarışanları yaşadı. Al abi bir tonluk dorse boş dorse. Gerçi bir tonluk dorse kaç yılından kalmaya. Artık dorselerin boşu bile galiba 6-7 ton olması lazım diye biliyorum. Valla güzelmiş ama iyi hızlanıyor yalan değil. Yani normal elektrikli araçlar zaten ilk kalkışlarda iyi hızlanıyor da performans olarak. Böyle bir araç. Yani bunu tabii ki oynayarak böyle deneyimlere performansına bakacağız. Onun dışında ekstra bir söyleyeceğimiz bir şey yok şu anda. Stop edelim. Bataryamız bitmesin. <laughs> Hay Allah'ım yarabbim ya yanında kalın uçlu şarj aleti olan var mı? Nereden şarj edebiliyoruz? Bir de ona bakalım. Oo, hocam buraya basamayacaksak olmaz ya. Burada önceden ne güzel depo vardı. Üzerine basıyorduk. Nasıl çıkacağız bağlayacağız bunu? Ha doğru. Şuradan. Adam sana buraya yer yapmış. Şimdi bunu nereden? Bataryasını. <laughs> Arkadaş sinirim bozuldu şu anda ya. Şurada hava tüpleri yine mevcut bu arada. Yine hava ile çalışan çünkü. E, şeyleri var. Mekanizmaları frenleri falan havayla çalışıyor diyebiliyorum. Ki zaten dorseler de buna hazırlıklı değil. Dorseler de havayla çalıştığı için illaki tırda bir hava olması şart diye düşünüyorum. Evet araç bu arkadaşlar. Siz de böyle alıp sürebilirsiniz. Deneyimlerinizi lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Gerçekten çok merak ediyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Ben dediğim gibi hani çok sempati duyduğum bir olay değil. Hani öyle cidden bir araba almak istesem durumum el verse bir gidip elektrikli araç şu andaki yeni araçlardan maalesef hiç almak istemiyorum ki moralim de bozuluyor açıkçası. Çünkü elektrikli araç şeyi skalası biraz daha fazla gibi geliyor bana piyasada. Benim işim işten yanmalı motor abi. O sesi duyacaksın kır 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 kır. kır. Mazotlu, benzinli fark etmez. Yeter ki işten yanmalı bir motor olsun. O piston kolunu görmem lazım. <laughs> Görmeden dayanamıyorum. Her neyse diyeceklerim bu kadar. Şarj yerini bulamadık bu arada. Aa, şurası galiba değil mi? Aynen de burasıymış. Buradan da stop edebiliyormuşuz aracı. He. Bakayım. Edebiliyormuşuz ama şey yapamıyoruz. Belki bu full elektriği kesiyordur şarj olurken. Stop derken onu kastediyor olabilir. Evet aracımız budur arkadaşlar. Tekrar içine dönecek olursak he, bu kadar. Başka bir şey yok. Gaz pedalı, fren pedalı, yatak, batak, klasik bir tır. Şöyle dedikten sonra izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yeni videolarda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.